Merhaba, merhaba, merhaba. Hello. Bugünkü konuğumuz, hatta ilk konuğum, sevgili Seda Nur. Evet, benim. Hoş geldin. Selamlar. Ben de ilk kez yaptığım için ne söyleyeceğimi bilmiyorum açıkçası. Evet, o zaman kendimden bahsedeyim. Evet, direkt harikasın. Gireyim hemen. Söylediğin gibi ben Seda. Memnun oldum. Senin gibi ben de Kore dili mezunuyum. Şu an Samsung Genel Merkez'de çalışıyorum. Öyle. Çok düşündün. Çok düşündüm acaba. Çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum? Evet, Samsung Genel Merkez'deyim. Öyle çalışıyoruz. İşinle ilgili daha sonra ayrıntılı bilgiler de öğrenmek istiyorum ama öncesinde bizim Kore geçmişimiz çok geçmişte diyorum, çok uzun. Hala kopamasak da. Kore'ye ilk aslında senin sayende adım attık diyebilirim. Diyebiliriz diye evet. Düşünüyorum. Yabancıları olan. Evet. Aşkımız. Evet. Kültür diyelim de yanlışlık olmasın. Yabancı kültürle başlayan bir yolculuk. Evet Zeynep'ciğim. Evet haklısın. Evet. Nasıl oldu? Biz lisedeyken çok salaktık. Değildik de şimdi. İnsanları da yanlış lansetmeyelim. Nasıldık? Kendi ailemizde normal boş beleş. Aynen. Lise hayatı yaşayan. Aynen. Pek böyle şeyimiz olmayan, ne denir ona? Yüksek hedeflerimiz yoktu. Hani derse girelim çıkalım. Yüksek hedefi bırak. Hedefimiz yoktu. Aynen. Hedefi olmayan. Neyse arada bir spor falan yapıyorduk. Jimnastik adı. Tabii evet. Bale falan altında. Yaptık lisede. Hani insanlar... O kadar ya. İnsanlar evet 8-9 neyse, yaşında başlar. Neyse okulları geçelim, oraları atlayalım. Neyse onlar buruk hikayeler. Güzel. Neyle başladın? İşin özeti şöyle söyleyeyim ben. 9. sınıfta tanıştık. Evet. Tanışma dolaydık. O gün bugündür obezite yolunda hızla ilerliyorum. Evet. Benle başlayayım. Ben yemeyen insan. Bir anda iştahım açıldı. O da ayrı bir konu. Ona da başka bir gün değiliz. Aynen. Sonra 9. sınıfta bir İngilizce merakı saldı beni. Bir yabancı dili öğrenmek istedim. Sonra birlikte bir şeyler yapalım dedik. Evet. Sonra yabancılarla öyle konuşup ederken sen bir Koreliyle tanıştın. Evet. Ama o da şöyle... Neydi kızın adı ya? Kızın adını inan hatırlamıyorum. Yani... Bu arada kız Facebook'umda var. Hadi canım. Hala Facebook'umda var ama babası iletişimi kesmiş. Başkalarıyla falan konuşmaması için. Çok değişik. Ona sonra gelince. Nasıl yani? Çok oha. Garip bir şey o. Kız da hani ilk arkadaşım falan ya. Yazmaya başlıyorum. Hani nasılsın, iyi misin, hatırlıyor musun beni? Hani asır geçmiş. Kız evlenmiş bile olabilir. Ha, bilmiyorum. Evlendi sandım. Yok yok, evlenmemiştik de. Onun zaten yaşı büyüktü o zaman da bizden. Hayır be, küçüktü. Değil miydi? Evet, ilk arkadaşımız küçüktü. Kıvırcık şöyle... saçlı, permalı. Hayır, o başka arkadaş. Hangisi ya? Hayır ya, ben sana gösteririm sonra. Kimse görmeyecek ama. İlkini ben hatırlamıyorum. Ben ilki o kız diye hatırlıyorum. İşte hafif böyle tombul, permalı saçları vardı. O değil miydi o, ya? Oydu. Evet bak benim kafamı karıştırdı. Kız silinmiş benden. O. Sen hangisine gittin? Hayır acaba? Demek ki... Bayağı arkadaşımız vardı. Evet yani gerçekten herkes de... Bu arada arkadaşlarımız da şey yani mektup arkadaşı böyle normal... Evet. Arkadaş da değil. Aynen normal internette devam evet. Eden kısa süreli arkadaşlık değil. Hepsiyle bir de mektuplaşıyorduk. Aynen deli gibi böyle mektup bekliyordum. Her gün mektup geliyordu var ya. Deli evet. Oluyordum. Eve gitsem bugün kimden mektup gelmiş acaba evet. Diye. O posta kutusuna o zamandan beri bakmak en büyük alışkanlığım. Aynen. Benim böyle şey oldu hani. Ben Kore'yi falan bilmiyordum bu arada. Hani
Ben de bilmiyordum. Kore nerede? Ha, Aa, kardeş ülke ülkesi oldu. falan dediler ya. Ha. Ne kardeş ülkesi? Tanımıyorum, bilmiyorum. Benim coğrafyam o kadar iyi değil. Ya Tarihim de ismen iyi ben de ismini biliyorum sadece. Yani Kore, Japonya, Çin. değil. Yani. Öyle üç ülke var ama Yani. hangisi nerede? Ha, kardeş Hadi ülkeyiz ama Çin'i hangisi? biliyoruz da Japonya'da. Ay, o da var. Bir de yeri neresi? Aynen. Kız ama böyle merhaba falan hatırlıyorsan bayağı Türkçe kelimeler biliyordu yani. Hiç hatırlamıyorum valla. Geçmiş Oğlum zaman. bizde kızlar bildiğin silik ama böyle bir şeyler vardı yani. Neyse kızlara takılmayalım. Koreli arkadaşlarımız vardı diyelim. İlkiyle böyle gerçekten ülkeyi bilmeden nerede olduğunu yani Kore kültürü nasıl olmuş yani birbirine nasıl geçmiş hiç haberimiz yokken bir anda öyle Aynen. arkadaş edindik sonra Kore Hayır ama benim merak fanı ettiğim bak o zamandan beri merak ediyorum. Hadi Koreli arkadaş edindik. Ondan öncesinde de bir sürü başka ülkelerde arkadaş edindik ama Sokol. hiçbirinin ne Tek bileyim. hatırladığım Sokol. Aa evet ne şey Arnavut. Arnavutluk mu muydu? O da bayağı Türkçe biliyordu herhalde. Türkçe biliyordu. Evet. İyi bir Doğru. arkadaş. Neyse. Neyse sonuç olarak bir sürü başka ülkelerden arkadaşımız vardı ama biz Kore'den Koreli arkadaşlar Kore dizilerine, filmlerine, şarkılarına nasıl atladı? O Evet, kısım orada da bende yok. sen, orada da sen. Ben böyle normal Ben Kore hatırlamıyorum. yani yabancı olsun da hani. Ben çeşitli arkadaşlarım falan vardı. Ama sen Çeşitli. böyle Kore'yi sen daha çok böyle. Çünkü gözlerinde çekikti falan ya seni böyle lisedeyken de hatırlıyorsan. Ay Seni Japon böyle diyorlardı. aynen. Öyle senin Kore daha ilgini çekmişti aslında. Sen hatta ilk grubumuz vardı Shiny. Ay evet. Sen şey yapmıştın böyle Korece klavyeyi falan öğrenmiştin. Bak hiç unutmuyorum. Doğru. Bizdeydik hatta. Seda yazabiliyorum falan bak işte bu grup var dinleyelim demiştin. İlk o zaman Shiny'yi dinlettin bana. Hatta ben de şey ya bunlar ne karı gibi falan demiştim hani hatta. Yani ilk başta öyleydi. Sonra deli gibi şey neydi? Ring dın dın dın, şey dansını falan yapıyor. Arkadaşlarla şey dansını yapmaya Evet. çalışmıştık da Becerememiştik ama sen orada girdin işte Kore alfabesiyle Doğru, falan. ilk aynen müzikle Shiny ile tanıştık. Sonra ilk dizimiz Miyana'da o sana da. diziyi onu sen buldun herhalde. Sen mi Hayır onu da buldun? sen buldun. Ben mi buldum? Bak onu bile hatırlamıyorum. Ama şeyi Bütün hatırlıyorum. O zamanlar internet sınırlıydı yani internetin indirme sınırı vardı. Her bölümü indireceğim diye bir de okula gidiyoruz diye babam bilgisayara bir saatlik şey koymuştu, sınır koymuştu. Dizinin de bir bölümü bir saatte inmiyordu. Eğer o dizi inmeden bilgisayar otomatik kapanırsa dizi de tamamen gitmiş oluyordu. Deliriyordum. En şeyim o. Sen deli yani var ya böyle dizi ve müzik sendeydi yani. Ben normal sen şey yapıyordun ben öyle izliyordum falan. Senin sayende daha çok böyle Kore'ye ilgi duydum bence. Tamam Koreli arkadaşım falan vardı ama hani arkadaş Başlangıcı sen güzel. attın işte evet. Evet devamını sen Beni getirdin. şeyler çok etkiledi işte. Herkesle yine mektuplaşıyorduk ediyorduk da Koreliler böyle bir de yanında mektubun hediye gönderiyorlardı ya beni o Kesinlikle. çok çeldi. Evet. Ondan sonra bir merak saldım ay dedim bunlar nasıl yaşıyor falan herhalde ki öyle arayıp buldum belki de hatırlamıyorum. Evet. Efendim Şalgamcığım. Şalgam. Sakinim. Şalgam. Şimdi burada miyavlama yapar mı olmaz? Kedi Neyse. anaları olarak. Şey Sonra böyle. ay ama ne kadar Daha ağlıyorduk o diziyi neler? izleyip izleyip Of sabaha Sojisap var kadar. ya. Kızın adını hatırlamıyorum ama Sojisap beni benden Şey, ay alıyordu aynen kızın yani. adı neydi ben de hatırlamıyorum. Onun elbisesinden ördüreceğiz diye. Onun gibi giymeye Kızın çalışıyordu elbisesi. falan. Ha bir de senin şey o kız gibi pembe ağların vardı. Benim pembe ağım Hediye gelmişti. Nasıl zenginmişsin Seda o zamanlarda ak sahibi olmak. Gerçekten o zaman da var
O zamandan tarzı. Neyse, şeyi hatırlıyor musun peki? Bu Skype'da falan bir dakika mı falan ücretsiz arama oluyordu. Ay evet. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Skype'da bir dakikalık arama, ücretsiz arama vardı. Onunla şey yapıyorduk. İşte Kore'nin saçma sapan marketini falan arıyorduk. Evet. Hatırlıyor musun? Korece duyuyorsun. Adamlar diyor Yavuz'a Yavuz'a yok ama bizde ay ne kadar salakmışız, arıyormuşuz milleti sapık gibi. Evet, adamlar da diyor ki bildiğin amca yani, dede bile olabilir. Bunlar kim ola ki dermiş. Arıyorduk bir yani de zeka gerçekten. Küpü o kadar yetenek ister, numara bulup bir de arıyorsun. Hayır, marketi falan bulup herhangi bir yer, Koreciyi de anlamıyoruz ya burası neresi falan. Herhangi bir numarayı arıyorduk Google'dan. Gerçekten bizdeki şey, ay çok çaba kimsede de yok yani. Korece duyacağız diye. Aynen. O zamanlar MSN daha yeniydi, şeydi, havalıydı. Evet. Titreşim gönderdiğimiz zamanlar birbirimize. Neyse, mektuptan biz o devreye geçmiştik o kullananlarla. Koreliler pek kullanmıyordu o zamanlar ama. Aynen. Sonra birbirimizi görelim, görüntülü konuşalım. Koreliler evet ya, çok böyle MSN'de, Facebook'tu falan kullanmıyorlardı biz evet. Lisedeyken. Hani i̇şte şu an... KakaoTalk vardı o zaman da, yine vardı ama bizde yoktu. Bizde yoku bırak, bizim akıllı telefonumuz yoktu. Evet, tuşluydu harbiden. Aynen. Ben üniversite birinci sınıftayken akıllı telefon değil de böyle mini tablet gibi bir şey çıkmıştı telefon boyutunda. Evet. İlk o zaman KakaoTalk yükleyip oradan 2-3 arkadaşımla konuşabilmiştim. O kadar heyecanlıydık benim için. Geceleri falan uyuyamamak, saat Ay. Farkı mükemmeldi. Mükemmeldi. Gerçekten mükemmeldi. O duygu mükemmel bu arada. Evet. O dizileri sabaha kadar izleyip ve o heyecanla izlemeyi özledim. Ben şu an de. Hiçbir diziyi öyle izleyemiyorum. Ben de. O ilk diziler böyle daha şeydi ya. Böyle evet. Güzeldi ve hala mesela eski dizileri açıp izlerim. Ben hani bizde de bak, vardır ya, eski diziler daha böyle güzel geliyor bence bana, bilmiyorum de, ama. Bence de kesinlikle eski diziler de, eski şarkılar da daha güzeldi. Ben de geçen gün Secret Garden vardı, hatırlıyor musun? Evet. Dizi. Onu açtım, o zaman tabii Korece bilmiyorken izlemiştim. Açtım, ay anlıyor olabilmek çok değişik. Bence de. O zaman yarım yamalak işte İngilizce altyazı olsun, Korece, ay Korece demişim, yarım yamalak Türkçe çeviriler olsun izlemeye çalışıyordum. Sonradan anlayarak izleyebilmek de çok garip. Kesinlikle. Onun farkı var ya. Onu da konuşuruz daha sonra. Daha ileriki evet. Sohbetimizde. Korece'ye nasıl başladın? Sen yine senin sayende aslında. Evet. Ben yine Korece'ye ilgi duyuyordum ama... Hep böyle aklımda şey vardı işte, uluslararası ilişkiler okuyayım. Evet. Hani yine Koreli iş yaparım ama Korece'den ekmek çıkmaz modundaydım. Ondan sonra zaten derslerden dolayı zaten uluslararası ilişkileri kazanamadım. Ankara Üniversitesi'ni istiyordum. Puanım yetmedi. Sen Kore diline direkt... Tek şey ben, yaptın değil mi? Sen öyle. Benim de işte hatırlıyorsan çok ani oldu. Biz eşit ağırlıktık. Bir anda ben yabancı dil sınavına girmeye karar verdim. O zaman öyleydi, şimdi nasıl bilmiyorum da. Sınava girdim, baktım güzel de bir puan aldım o zamana göre. İngilizcen yani güzeldi İngilizce ama bu arada. İngilizce çalışmadan oturup işte, o da onların sayesinde arkadaşlarla konuşa konuşa gelişti. Bir de bunu dipnot düşelim. Hani İngilizcem yok, konuşamıyorum, işte nasıl hazırlanacağım falan diyenlere de şey olsun bence. Evet, bence de. Kesinlikle ben... Yani sende yine az çok İngilizce vardı ama beni biliyorsun. Ya bak, seviyordum. Lise 1'deyken benim İngilizcem hiç yoktu. Hocamı evet. da sevmiyordum, buradan affola yani. Dinlerse de kusura bakmasın. Lise 2'deyken dil seçecektim. Beni masa evet. sıradan kaldırdı, sen yapamazsın diye.
Hocanızı dinlemeyin arkadaşlar. Evet, bence de. Yani gerçekten çok böyle şey, hem gurur kırıcı hem de yani daha farklı şekilde ilerleyebilirdik. Sonuç olarak oradan daha iyi bir yere geldik. Aynen. Ama neyse, anyway. Bunları da yapamayacaktın, o boş ver. Aynen. Neyse, işte konuşa konuşa çevirerek, aslında ben Google Translate kullanarak, ki o zamanın Translate ne kadar iyi olabilirdi. Ay evet. Evet, ona rağmen doğru. Hani öyle konuşa konuşa sadece çeviri yaparak ben Türkçe, İngilizce, İngilizce, Türkçe çevirilerle sınavı geçtim. Şu an sınav sistemini bilmiyorum ama tabii daha çok çalışırsanız yapılmayacak hiçbir şey yok diyelim. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Yapılmayacak şey değil. Ama şimdiki aklım olsaydı. Demek. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Ondan önce şunu söyleyeceğim. Ben Korece değil, daha çok Japonca düşünüyordum. Daha böyle o zamanlar tabii Japonya daha popülerdi diyeyim. Daha çok iş alanı vardır hem de diye düşünüyordum. Ama sonra baktım Japonca içinden çıkılacak gibi değil. Sonra Korece'yi bir araştırayım dedim işte. Baktım az da harfi var. Kendi kendime çözmüştüm o zaman. Yaza yaza, aynen, yarım yamalak da olsa bazı şeyleri tabii sonra üniversitede yanlış öğrendiğimi de fark ettim ama Korece'yi değil ama sadece alfabeyi öğrenip gitmiştim mesela. Evet. Asıl Korece'yi üniversite en azından unne unne diyerek tabii girmedin. Aynen öyle. Üniversite, yoksa o ağza yapışır yani. Bu da bir not olsun. Sakın dizilerden taklit edin tabii ki ama böyle, aynen, yanlış şeyleri öğrenmeyin. Doğru öğrenin. Sonra arkadaşlar, diyecektim. Şimdiki aklım olsaydı yine Korece'yi tabii ki öğrenirdim ama kendime bir meslek edinirdim sanırım. Tercümanlık da çevirmenlik tabii ki çok güzel meslek. Ama yine de başka bir meslekte ekstra edinmek isterdim dilin yanında. Aynen. Yani ben de dediğim pişman gibi pişman değilim okuduğuma. Çok güzel günlerim geçti 4 evet, yıl Kayseri'de. Hiç Kayseri'yi de seveceğimi düşünmemiştim. Ama arkadaş ortamı işte. Ne evet, yaparsın? Kesinlikle. Yani ben de öyle. Uluslararası ilişkilerden Korece'ye geçtim. Çünkü yani bence tek yapabileceğim şey oldu. Dilden hani okuyabileceğimi düşündüm aslında. Ama şimdiki aklım olsa ben de Korece'yi seçmezdim açıkçası. Korece'yi her türlü dışarıdan kurslarla vesaire falan öğrenebilirsin de ek bir şey bilmek gerekiyor. Yani asıl mesleği bilip ya da bir ilgi alanım vardır dil dışında. Hani atıyorum tercüman olursun ama gerçekten Türkiye'de aranacak bir tercüman olursun. Öyleyse bilemem. Öyleyse hani tamam, Korece okuyanlara eyvallah ama Türkiye şartlarında yine Türkçe bilen Korelilerdir vesairedir daha önde olduğu için, öncelikli olduğu için, ya işte biz Türkiye... Sen daha iyi bilirsin o pazarı. Evet, Türkiye olarak yabancıya daha düşkün olduğumuz için yani şu anki aklım olsa ben de Korece'yi seçmezdim açıkçası. Şu an Latino, İspanyol gidiyorum evet, ama senin bir de o var. Evet, yani İspanyolca seçerdim herhalde şu anki aklım olsaydı. Ben yine öğrenirdim de hep zaten ikimizin de aslında hayali vardı veterinerlik. Hiç evet, gerçekleşemeyecek. Aynen. Kan tutuyor beni, zaten yapamazmışım da. Bir de onların canı acır diye sen evet ağlardın ya kesin. Geçen Luna'nın veterinere gittim işte. Luna tek kalmasın falan. Elim ayağım boşaldı, dedim bayılacağım herhalde yani. Çok da büyük bir işlem değil yani. Sadece o anki adamın konuşmaları midemi bulandırdı. Dedim dayanamayacağım. Yapamam. Biz severiz. Tamam, aynen, veterinerlik de sevgi işi bence demişim, de. Uzaktan demişim, yakından sevelim. Sadece sevelim. Sevelim, onlar tedavi etsin. Onlar da mutlu olsunlar. Neyse, bu hayvan. Neyse, aynen. Sonra işte başka bir şey okurdum dedim ya, zaten yüksek lisansı da başka bölümden okudum o yüzden.
Evet. İş alanı da hem çoğalır diye. Daha önce de zaten Türkiye'de Hyundai Lojistik'te, Glovis'te çalışmıştım. Oradan bağlantılı olarak. Ama sen şu an birçok şey okuyorsun bu arada. Ben çok karışık. Sen sürekli bir şeye odaklı kalamıyorum. Hepsini böyle deneyip en sonunda birini seçeceğim galiba. Evet. İşte lojistikten sonra ben havayolu şirketlerinden birinde, özellikle Türk Hava Yolları'nda çalışmak istiyordum. Hani hostes olmak değil de yerde, ofiste. O sıra korona patladı zaten. İnçon'da zaten var diye biliyorum Türk Hava Yolları ofisi. Evet, var. Var. Ama işte o zaman korona tam patladığı için kimse işe almayı bırak, millet işten kovdu zaten. Uçaklar kalkmıyor. Evet. Derken zaten ben de o sıra işsiz kaldım. İşte tam zar zor mezun olmuştum. 8 ay falan işsiz kaldım. Bir ara kebapçılık yaptım. Döner kestim. Oo, mis. Güzel günlerimdi. Kore'deki en güzel zamanlar yani bence. Ve paran yoksa temiz. Şimdi o zamankine göre bir sürü kebapçı açıldı burada. Çok fazla şu an kebapçı var. Neyse, konumuz kebap değil zaten. Oradan da işte son anda artık param da bitiyordu. Gerçi vizem vardı ama hani bir süre gidip evde dinlensem mi diye düşünürken işe girdim. Şu an bir oyun şirketinde çalışıyorum. Orada devam ediyorum. Şu an 2,5 yıl oldu. Bayağı oldu. Okurken Türkçe öğretmenliği yüksek lisansı da yaptım. Evet, bahsettiğin buydu. Evet. Şimdi üçüncüsünü düşünüyorum ama daha tam karar veremedim. Ona da bakacağız. Yani demek istediğim aslında sadece hani Korece'ye bağımlı kalmamak. Onun yanında illa okumaya da gerek yok aslında. Bir sürü okumadan edinilebilecek meslekler de var. Kesinlikle. O zaman ilk bölümümüz buraya kadar olsun. Tamam. Bir sonraki bölümde neler anlatacaksın? Bir sonraki bölümde şeyi anlatabiliriz. Neyi? İkimiz de sonuçta Kore şirketinde çalışıyoruz. Ama ben anlatmayayım. Kahveye kalka gireyim. Pek doğru olmayabilir çünkü profesyonel davranamam o konuda. Olmaz. Anladım, çünkü en nihayetinde Kore şirketleri ve Korelilerle çalışıyoruz o yüzden. Genel olarak Kore şirketlerinde, Türkiye'de ve Kore'de Kore şirketlerinde farkına, çalışmakla ilgili farkına konuşalım. Farkına şey yapabiliriz. Evet. Ufak ufak ayrıntıya girmeye gerek yok. Zaten o kadar ayrıntıyı ben de anlatamam. Evet, mükemmel bir konu. İkimiz de Kore şirketindeyiz ama lokasyon olarak sen Kore'desin. Ve ben Türkiye'deki Kore şirketindeyim. İkisinin farkını, kültürel farkını falan tartışabiliriz. Güzel olur. Aynen. Tamam. O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Çok güzeldi. Hoşça kalın.